neden bütün felaketler senin başına gelsin hayatım, değil mi? Ya da mutfakta elimi kessem. İlk yardımıyla başka kimseyi tanımıyorum ki. Elim kanarsa ölüyüm benim. Anladım. Şimdi İlayda, nasıl desem biz seninle tanıştık ve sen bir hafta boyunca gayet güçlü, kimseye ihtiyacı olmayan, hatta benim bile işlerimi halletmeye kalkan, neredeyse anaç, biraz da hanıma tipli biriydin. Hayır. O benim toplum önünde taktığım maskeydi. Aslında içimde küçük bir kız çocuğu var. İlaydacığım. Merhaba. Önceki gece olan depremi sen de hissetmişsindir. Bir video yaptık da sen de paylaşır mısın veya kendimi video çeker misin diye soracaktım. Hangi deprem bu ya? Çarşamba gecesi. 10 civarı. 3-4 dakika sürdü hani. Hani alttan sallandık ya böyle. Eyvah. Eyvah. Eyvahlık bir şey yok ya. Ben korkmam da bu arada. Yani kamuoyundan gizleniyor diye. Ay çocuklar. Ben o akşam bizim bahçede depoyu yıktırıyordum. Bu iş makinelerin zangırtısını deprem sanmışsınız siz. Şaka. Komşular bunu öğrenince seni linç edecek. Allah Allah. Depo benim, yalı benim. İstedikleri yere şikayet et. Linç mi? Ay aşkım. Kötü adamlar ne yapacak bana? Koyu beni aşkım.